Hocam Kavo burada Tayfun'un ayağına basıyor. Bu bir sarı kart olmaz mı? Bakalım. Geri gel. Geri gel. Yavaş yavaş oynat. Yavaş yavaş oynat. Topa mı müdahale ediyor? Ayağı mı? Yok topa siyahlı oyuncu dokunuyor. O da ayağını uzatıyor. Şimdi bak geldi... Bir dakika dur. Bir dakika gitme fazla gitme. Şu anda ikisinin de ayağı havada. Bak. Evet. İkisinin de sol ayağı havada. Yeşilli de topa basmak için geliyor. Evet. Yavaş git. Siyahlı vuruyor. Oyantalım yavaşça. Siyahlı vuruyor. O vuramıyor. Ayağını burada kurtarabilir mi? Sadece. Kontrolsüz hocam. He? Kontrolsüz. Kontrolsüz. Kurtarabilir mi? Yani bilmiyorum Ama yine de rakibini tehlikeye atıyor Bu hamlesi Yani Sarı'ya daha yakınım ben hocam Yani Onu ayağını kurtarır diyorsan Kabulüm Çünkü öteki ayağı yerde Sağlam basıyor öteki, öteki ayağı Öteki ayağı yerde olduğu için Bu top gittikten sonra Ayağına basmayabilir En azından bilir. şöyle bir ayağı ayağını evet. bir indir hafif Yani tabanını. iki ayağı havada olsa tamam da Arka ayağı sabit olduğu için verebilirsin kart evet. Peki kart olabilirdi bu dedik Basmadan kurtarabilir mi? Kurtarma şansı, şansı var Şansı var hocam sabit ayağı evet, yerde Sabit yani. ayağı yerde İki ayağı havada olsa arka ayağı da o zaman zor O zaman affederdik hocam Evet devam Burada sarı olmalıydı dedik Burada Beşiktaş'ın bir penaltı beklentisi var Cenk aslında burada pozisyon tarif etmiş. Görüyor musun hocam? Dizinden koluna geldi diyor. Yavaş yavaş oynatalım. Yavaş oynatınca şey gözüküyor ama oynatalım ki görelim nereye geliyor. Hakem de tarif ediyor. En iyi pozisyon bu mu? Bir açı daha var. Hocam önce sağ diz sonra yavaş Oyna şimdi. Sağ diz, sol kol. Sağ dizden vurmak istiyor. Vuramıyor, sekiyor Vuramayınca böyle. Vuramayınca sekince koluna geliyor. Ben vermem. Yok hocam ya. Yok. Bak kural farklı bir olay. Şimdi burada kola geliyor. Kural Ama yorum Ama zaten bir olay. zaten vücudun bir başka hareketiyle bilinç dışı ve vücut dille bakıyorsun. Sakınmaya çalışırken Tabii. geliyor. Kolunu da kurtaramaz. O mücadelede Kolunu öyle açması da doğal çünkü. Topa vuracak. Topa vururken şöyle vururum. Bu topa vururken böyle vuramam. Ha dururken böyle olursa farklı bir olay. O ayrı. Şöyle açtın. Büyümeye çalışmıyor Şimdi Şöyle ki. açtın. Adam topu karşılamaya çalışırken. Şey sekiyor abi. buraya abi. Sen geziyor. vurdun. Top dizime <laughs> çarptı. Ellerim böyle ama. Ha, Vurdu. Başka. Yok öyle hikaye. O başka bir şey evet. Dizden geldi. Yok öyle hikaye. Açma abi. Burada normal durumda duruyor yani. Şey değil. Devam edelim. Hatta sakınmaya çalışıyor şöyle evet. geriye doğru. Devam. Jetson yine yerde. Enkulu girdikten sonra iyi iş yaptı ve gol hocam ya. Evet. 90 artı 5. He, burada Konyalılar faul var falan dediler ama yani bakalım. Ben senin söyleyeceğini tahmin ediyorum. Benim de fikrim net. Böyle sevinmiş Şenol Hoca. Ya Jetson Fernandez müthiş oynadı. Enkudu'nun ortasında. Mulyaka'dan sekiyor. Tayfur çok iyi vermiş. Josef de. Burada şu hocam. Geri gel. Gel geri. Gel geri. Gel Aynen geri. Gel geri. Tam gel geri. Evet. Şimdi gel. Jetson'la. Evet. Hadi Ahmetoviç ya. Hayredoviç nereden çıktı? Kesinlikle. Rakibi engellemeye kalkıyor vücudunla. E normal bir hareket bu fol değil. Nasıl? Tolga? Hocam yok ya böyle faul olur yok. mu ya? Hadi Ahmetoviç yapıyor. Akıllı bir iş yapıyor. Dönüyor son burada. Bak dönüyor rakibe hafif gidiyor ama dönüyor topa doğru da gidiyor. Akıllı bir iş yapıyor yani. Doğru bir iş yapıyor akıllı gayet temiz bir şekilde topu rakibinden alıyor. Var mı başka basket? Bunda yok. yok. Abdullah Avcı'nın tweeti nedir bakalım. Avcı olana yol dayanmaz. Avcı koşarken asla yorulmaz. Trabzonspor'un e, paylaşımı bu. Avcı olana yol dayanmaz. Avcı koşarken asla yorulmaz. Evet, bir şöyle bir sallandı ama <laughs> yıkılmadı. Hoca kalacak mı gidecek mi söylentileri bizim adımıza işleri zorlaştıracaktı. Ancak <laughs> Trabzonspor gibi bir takımda oynuyorsanız önemli olan reaksiyon göstermektir. Biz de bugün reaksiyon gösterdik. İlk yarıda özellikle. Uğurcan da diyor ki Abdullah hocamız 26 aydır burada. Çok güzel şeyler başardık onunla. Onu gerçekten çok seviyoruz. 5-0'dan sonra kalkmak kolay olmuyor çok az pozisyon vererek galip geldik demiş. O zaman şöyle bir yorum yapayım. Her hafta Abdullah Avcı bir iğneleme yapsın. Heh. Abdullah Avcı da değil, diyor ki kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirse biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Vazgeçmeden de devam ediyoruz. Doğru zamanda iyi bir galibiyet oldu. Her kulvarda Trabzonspor var olmaya da devam edecek demiş. Yani e, hem oyuncular da Bakasetas da işte Uğurcan da e, hani zor bir süreçti tabii ki ama biz reaksiyon göstermeliydik. O reaksiyonu da gösterdik diyor. Abdullah Avcı da e, hani vazgeçmezsen, mücadeleye devam edersen ayakta kalırsın demiş ki. Bu aldıkları... Demek ki o da yönetimden o şeyi görmüş. Hocam bir yerden rakibini yendi. Tabii hocam tabii. tabii. Yani rakibini yendi. Onun için zor zamanda geldi. Ama ve lakin biraz da çalışsınlar hocam. Ha psikolojik mi bilemiyorum. Ama psikolojisi bir adamın fizik olarak iyiyse psikolojisi bozulmaz. Fizik olarak iyi değilse psikolojin bozulur. Fizik olarak iyi değilsen mesela hakemsin. Yanlış kararlar verirsin. Psikolojik iyi değilsen, fizik olarak iyi değilsen futbolda doğru kararı geç verirsin. Doğru karar veremezsin bizi iyi olacak hocam. Doğru. Kimya sonra geliyor Doğru hocam. Doğru. Peki. olmazsa kimya olmaz. Kimyayı yapamaz. Trabzonspor Medipol Başakşehir maçının özetini izlemeye ekranda da görüyorsunuz. Çok kısa bir süre kaldı. Önce bir reklamları izleyelim. Ardından da maçı izleyeceğiz efendim. Ayrılmayın.